Merhabalar. Yeni bir Sağlık Karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de çok önemli bir konu başlığı seçtim ve çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Yakup Crespi. Kendisi İstinye Üniversitesi Hastanesi İnme Merkezi Direktörü. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tanıtımdan sonra herhalde konuk hemen anlamıştır izleyenler. Biz bugün inme yani felç konuşacağız. Şu güne kadar bu başlığı konuşamamıştım ama hep aklımdaydı. Niye? Çünkü biz genelde kalp hastalıklarını konuşurken kalp ve damar hastalığı olarak bir bütün olarak konuşuyoruz ve gerçekten hani kalp kriziyle beraber inme de bütün dünyada en önde gelen ölüm sebebi durumunda. Doğru. Ve bakıldığında hani benim gözlemlediğim biz Türkiye'de gerçekten kalp krizlerine çok iyi müdahaleler yapıyoruz. Gerçekten insanların ömrü uzadı ama sanki inmeye olan müdahale artık kalp krizlerine olan müdahalenin biraz gerisinde kalmış gibi. Siz de birebir şu anda bir inme merkezini yönetiyorsunuz. Sizin görüşünüzü bu konuda almak istedik. Bir de inmeye yaklaşım konusunda güzel bir sohbet yapmak istedik. Sizce şu anda Türkiye'de inme tedavisi dünya standartlarında mı yoksa geride miyiz? Çok açık ve rahat söyleyebilirim ki Türkiye'de inme tedavisi dünya standartlarında. Ama bunu söylerken şunu söylüyorum. Dünyanın standardı düşük. Çünkü dünyanın standardı şu anda kardiyolojinin ulaşmış olduğu standartta değil. Çünkü bir, az hastaya müdahale edebiliyoruz. Toplumda farkındalık düşük. Bu hastaları tedaviye ulaştıracak girişimselci veya son tedaviyi yapana gelene kadar hekimlerin ve sağlık sisteminin farkındalığı düşük. Dolayısıyla az sayıda hasta çok etkin bir tedaviye ulaşabiliyor. Dolayısıyla kardiyolojinin hacim açısından gerisindeyiz. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İşlem niteliği açısından baktığında veya yapılan tedavilerin sonuçları açısından baktığımızda çok mutlu bir şekilde söyleyebilirim ki kardiyolojinin almış olduğu sonuçlara yakın da demeyeceğim. Hatta ondan da ileri iyi sonuçlar sağlayan işlemler yapabiliyoruz. Tek problem bu işlemlerin yaygın bir şekilde topluma, kurumlar tarafından sunulabilmesi. Dünya böyleyse Türkiye'nin de bundan kaçarı yok. Yok. Ama şunu çok kolaylıkla söyleyebiliriz. 2014-15 yılında otursak ve bu programı yapsak hakikaten çok hani oturacağız ve ya neden yapamıyoruz, niye yapamıyoruz, nasıl yapabiliriz? Herhalde şöyle konuşacaktık işte hastaları biz birkaç gün, bir hafta falan yatırıyoruz, kan sulandırıcı verip çıkıyoruz. Hani indi aynen. İndi. Aynen öyle olacaktı öyle. Yani. Aynen öyle veya yapabilenler de çok azdı. Mesela o dönemde 2014-15 düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da tek merkez olarak bu süreçleri yürütebilirken şu anda Türkiye'de derli toplu bir organizasyon var. Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşmaya çalışan bir akıl var ve de yeterli diyemeyeceğim tabii ama önemli sayıda merkez hastalara tedavi hizmetlerini sunmaya çalışıyor. Ben İstanbullu biri olarak söyleyebilirim. 2014-15'te tek merkezden bahsederken şu anda İstanbul'da coğrafi olarak da dağılımı hiç fena olmayan sayıda inme merkezi var. Bütün akut tedavileri, hani acilde yapılacak olan tedavileri sunan ve çok daha önemlisi bu konuda farkındalığı çok iyi düzeye gelmiş bir 112 acil sistemi var. Dolayısıyla daha ileri gidebiliriz. Gidecek çok yol var ama başlangıç noktamızı aştık. Hocam şöyle bir nokta var. Şimdi bizde hastalar acile geldiğinde işte kalp krizi bulgusu. Biz basit bir EKG kalp şerizi çekiyoruz. Diyoruz ki size anjiyo gerekiyor, size gerekmiyor. Yani kalp krizlerini biz bölüyoruz şey olarak. Kime acil anjiyo gerektiğini biliyoruz. Şimdi felç geçiren kişilerde de mesela kime anjiyo yapılacak, kime ilaç tedavisi yapılacak? Bunun ayrımı nasıl yapılıyor? Çok aynen kardiyolojideki sistematiğe yakın bir sistematikle yapılıyor. Türkiye'de 2016 yılına kadar biz sadece ilaçla tedavi veriyorduk. 2006 yılına kadar ilaçla tedavi veriyorduk. 2013-14'ten itibaren de anjiyoyla tedavi şeması gelişti. Bir hasta acile geldiğinde elektro şeridi gibi
olan karşılık nörolojide bir bilgisayarlı tomografik görüntüleme. Bu görüntülemeyi yaptığımızda bir kere hastanın damarının tıkandığını görüyoruz. Damar tıkanıklığına bağlı bir olay olduğuna karar veriyoruz. Hemen ardından 1-2 dakika alan bir anjiyografik görüntülemeyle de ana bir damarda tıkanıklık olup olmadığına bakıyoruz. Ana bir damarda tıkanıklık yoksa bu hastanın tedavisi ilaç tedavisidir. Ana bir damarda tıkanıklık gördüğümüz hastada da tedavi ilaç tedavisinin üstüne yapılan anjiyografik tedavidir. Peki hocam, burada ana damarda da tıkanma yok, küçük damarda tıkanma var ama sonuçta beynin her bölgesi bizim için çok çok önemli. Doğru. Mesela küçük ince damarlarda olan tıkanıkları bu ilaçlar açıyor mu? Mesela onlarda da hastada bir kalıcı bir sıkıntı, sekel kalıyor mu peki? Baştan beri bildiğimiz şey şu, pıhtıyı eritici ilaçlar küçük damarlardaki tıkanıklıklar üzerine daha etkili. Ama büyük boy damar tıkanıklıklarında da belirli bir etkisi var. Mesela çok basit söyleyelim, en sık tıkanan damar bizim orta serebral damar dediğimiz damardır. İlacın bunu açma olasılığı %30. Dolayısıyla bizim tedavi algoritmamızda ilk önce ilacı ver, vakit kaybetme. Ondan sonra tabii ki %30, %70 açamayacaksın bunu. Mutlaka hastanı anjiyografiye götür. Şimdi böyle başladı macera. Evet. Ama macera yavaş yavaş küçük damarın da anjiyografiyle açılmasına doğru gidiyor. Biraz önce söylediğim gibi beynin her bölgesi çok önemli. Mesela konuşma bozukluğu, mesela görme bozukluğu, mesela harekette yani felç, özellikle elin felci, bunlar daha sonra damar açılmaz ve doku düzelmezse büyük sorunlar çıkaracak. Ama bunlara yol açan damar tıkanıklıkları da küçük damarlar, daha ince çaplı damarlar. Günümüzdeki teknolojiyle bu damarları da ilaçtan sonra anjiyoyla açabilme olanağına kavuşmuş durumdayız. Hani şöyle söyleyelim, küçük damar nedir sorusunun cevabı şu anda bizim alanımızda kateterin, yani bizim bütün araçlarımızı götürecek küçük tübün nereye gidebiliyorsa oraya kadar gitmelisin paradigmasına dönüşmüş durumda. Biz ne yapıyoruz? Hasta geldi, hastanın belirli bir yakınması var, tomografisini çekiyoruz. Büyük oturmuş geniş bir enfarktı olmadığı sürece hemen ilaç tedavisine başlıyoruz. Arkasından bir büyük damarda tıkanıklık varsa zaten tartışma yok, anjiyoya gidecek. Ama hastanın şikayetleri biraz önce saydığımız konuşma bozukluğu, bir hareket felç durumu ve görme bozukluğu varsa hemen anjiyoya gidip ince tıkanmış olan damarı bulup o damarı da anjiyografik olarak açmak şeklinde. Hocam, hep kardiyolojiden örnek veriyorum, birbirine benzer çünkü gelişimler. Şimdi bizde mesela kalp krizi hastaneye geldiğinde, eğer kişiye 2 saat içerisinde anjiyo yapılamayacaksa, damarı açılamayacaksa, biz diyoruz ki işte pıhtı eritici tedavi verilsin, orada imkanlar yoksa. Ya da hasta ilk 3 saat içerisinde geldiğinde aldığı fayda daha iyi, 6 saatte azalmaya başlıyor. 12 saatten sonraki açılan damarların faydası çok çok az oluyor. Mesela bu ilmede, yani felç geçiren kişilerde de bu saatlerin önemi var mı? Mesela 6 saatten sonra biz anjiyo yapmayız diye bir kaide var mı? Yok. Çok sınırlı başladık. Macera çok sınırlı başladı. İlk 4,5 saatte ilaç tedavisi, 4,5 saatin üstünde ilaç tedavisi veremeyiz diye bir kuralımız vardı. Anjiyografik tedavi de ilk 6 saat içindeydi. İlk başlangıç böyle. Ama araştırmalar arttıkça, bu tedavilerin yararları gözlemlendikçe şu anda şunu söyleyebilirim. Ruhsatlanmış tedaviden bahsetmiyorum. Sadece klinik araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara baktığımızda intravenöz, yani ilaç pıhtı eritici ilaç tedavisi için bugün ilk 9 saate kadar gidebiliyoruz. Yani gözlemlenen şikayetten sonraki 9 saate kadar tedavi verme olanağımız var. Anjiyografik tedavilerde de bu 24 saate kadar
uzamış durumda, uygun hastada. Ben burada da kalacağını hiç düşünmüyorum. Şu anda yürümekte olan çalışmalar var. Çok büyük ihtimalle ilaç tedavisi 24 saate kadar uzayacak. Anjiyografik tedavide uygun hastayı bulduğun herhangi bir zamanda damarı açabilirsin şeklinde sonlanacak. Dolayısıyla gerekçeler, tedavi gerekçeleri çok genişlemekte ve süre uzamakta. Peki hocam, başarı oranı nasıl? Mesela geçenlerde bir hasta bana şöyle bir örnek verdi. Ya işte biz bir felç geçirdik, fena değildi, bir taraf hafif tutulmuştu. Sonra anjiyoya aldılar, sonra bize dediler ki olay kanamaya döndü, kaybettik. Yani bu girişim hani güvenli bir girişim mi, sıkıntıları var mı, başarı oranı nedir? Çok iyi bilirsiniz ki bu girişimlerin önünü açan yöntem çalışmalardır. Evet. Bilimsel çalışmalardır. Bilimsel çalışmalarda da en iyi hastalar tedavi edilirler ve en iyi sonuçlar alınır. Değil mi kardiyolojide tabii de? Onun için genelde bilimsel çalışmaların dışındaki çalışmalarda gerçek dünya verisi diye bulgular söylüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bilimsel çalışmalardan başlarsak bir kardiyolog olarak üzebilirim sizi. Evet. Şöyle ki, biliyorsunuz kardiyolojide kalp krizi insanı öldürüyor. Nörolojide de felç süründürüyor. Dolayısıyla biz ölümü değil de sürünmeyi hedef alıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla kardiyolojide eğer hastaya uygun müdahaleyi yapabiliyorsan 20-25 müdahale yaptığında bir ölümü engelleyebiliyorsun. Nörolojide son çalışmalar bize şunu gösteriyor. 3 hastayı tedavi ettiğinde bir hastada ölüm veya bağımlı yaşamayı engelleyebiliyorsun. Olağanüstü derecede büyük bir başarı öyküsü aslında. Yani burada bu tabii tedaviler. Özellikle bağımlı yaşama olayı çok önemli olağanüstü nokta. Çünkü zor. Bağımlı yaşayan kişi şöyle düşünüyor ya, keşke ölseydim. Aynen öyle. Düşünebiliyor aynen. Yani. Aynen. Anketler de böyle. Evet. Anketler de böyle. Tabii bu bilimsel çalışmaların sonuçları. Bilimsel çalışmalarda bu tedavilerin uygulandığı grupta 3. aya gelindiğinde başarı şansı %55-60'lara ulaşıyor. Yani her 10 tedavi edilen hastanın 6'sı çevresine bağımsız, çevresinden bağımsız, hatta işini gücünü görür şekilde. Gerçek hayat verisine baktığımızda, yani daha ağır hastaları tedavi ediyoruz tabii ki. Daha mor, yani daha fazla problemleri olan hastalar oluyor. Kırılgan, frail hastalar. Bu hastalardaki 3. ay sonuçlarımıza baktığımızda da %30-35'ler. Yani her tedavi edilen 3 hastanın 1'i veya 10 hastanın 3'ü 4'ü bağımsız yaşamaya devam ediyor. Bu çok ciddi iyi bir oran. Çok güzel. Bir de şeyi merak ediyorum. Özellikle hani izleyenler de soruyorlar. Bu özellikle felç tedavisinde hastaları mesela uyutma ya da soğutma yöntemleri var. Mesela bu yöntemleri bu anjiyo ile beraber kullanılıyor mu, yoksa anjiyo yapılamayanları mı bunlar kullanılıyor? Şu ana kadar anjiyografik tedavi ve ilaç tedavisi dışında akutta gösterilmiş başka hiçbir tedavinin etkinliği yok. Yok. Tabii ki bazı ilaç tedavileri dışında. Özellikle hipotermi tedavisi, soğutma tedavisi çok çalışıldı. Ancak net bir yarar gösterilebilmiş değil. Biz bir dönem çok heyecanlanıyorduk. Hastayı hipotermi koşulları altında anjiyografiye alma. Çünkü bir taraftan kötüleşmekte olan dokuda metabolik süreci durdurmak ve tedaviyi yapmak. Ama onun bir şu anda bir yararı gösterilebilmiş değil. Dolayısıyla hipotermi tedavisine çok başvurmuyoruz. Şimdi tabii felç gelişiminde insanlar aşina. Mesela kalp krizine bazen tanı koymak zor oluyor. Hı-hı. Yani şu nefes darlığı oldu, şudur budur. Ama mesela felç gelişiminde kişi ya konuşma bozukluğu oluyor, ya yüzü kayıyor, eli tutmuyor, ediyor. İnsanlar buna aşina. Böyle bir sıkıntı yaşayan kişi nereye başvurmalı? Evet. Tanısı çok kolay dediğiniz evet. gibi. Hemen bir kişi, yani hastanın yanındaki kişinin süreci tanıması lazım. Süreç tanındığı anda İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde telefon açılacak tek yer 112. Çünkü 112 şu anda hastada felci tanımakta, telefonda tanımakta çok yetkin ve de bu hastayı götüreceği merkezi biliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2014-13 dönemlerinde 112
bu hastada felci tanıdığında, ki daha az tanıyordu, herhangi bir hastaneye götürüyordu. Şu anda felci tanıma oranı çok yüksek ve de herhangi bir hastaneye götürme prensibi bitmiş durumda. İlk yakın tedaviyi verebilecek olan hastaneye götürün. Yani şunu diyebiliyoruz, yani kendi imkanlarınızla bir hastaneye, yakın hastaneye gitmeyin, 112 çağırın felci. Evet, o kadar ki bizim kendi bünyemizde bir çağrı merkezimiz var. Hatta doktor danışma telefon numaramız var. Biz hastalarımıza sakın buraları aramayın diyoruz. Çünkü aradığınızda bizi bulamayabilirsiniz. Çok uzun sürebilir ama 112'yi aradığınızda sizi o kurum hangi kuruma götüreceğini ve bunu hızlıca götürmek zorunda olduğunu biliyor. Hiç vakit kaybetmeyin, 112'yi arayın. Peki ortalama kaç gün yatıyor hastalar? Felç geçirdi, siz müdahale yaptınız hastalara. Akut dönem, yani hastanın stabilize olduğu dönem 2-3 gün. Hastalarımızın büyük çoğunluğu 2-3 gün içerisinde birinci basamak bir yoğun bakım ortamında, yani koroner yoğun bakım ünitesinin evet, eş değeri bir akut inme ünitesinde 2-3 gün içerisinde stabilize oluyor. Hastalarımızın %10'undan azı genel yoğun bakımlarda tedavi görmek durumunda. Geri kalan %90'ı akut inme ünitesinde, yani solunum aygıtı ihtiyacı olmadan çabukça toparlanma sürecini ilk 2-3 günde yaşıyor. Zaten 2-3 günden sonra hastamızın bir nöroloji servisinde veya inme rehabilitasyon servisinde bu pıhtıya yol açan sürecin anlaşılması ve erkenden rehabilitasyona başlanma dönemi. Ben de tam buraya gelecektim. Şimdi şu var, genelde tedavi edilen hastalar tedaviden sonra evlerine gönderiliyor ve Türkiye'de maalesef rehabilitasyon olayı birazcık ciddi anlamda eksik. Mesela bu inme hastalarını siz kendi merkezinizde taburcu etmeden önce bir rehabilitasyon programına sokuyor musunuz? Öyle mi eve gönderiyorsunuz, yoksa sen git evde istirahat et, şu gün gel kontrolüm diyorsunuz? En büyük sıkıntımız bu. Kardiyolog olarak çok iyi biliyorsunuz evet, ki akut yani kalp krizi geçiren bir hasta sonuçta stabilize olduktan sonra eve gidebilecek durumda. Ama nörolojik hasta böyle değil. Felci var. Belirli derecelerde felci var. Dolayısıyla bu hastayı hızlıca eve gönderebilmeniz mümkün değil. Ülkemizde şu anda akut tedaviler iyi bir sistematikle yerleşmesine rağmen erken rehabilitasyon konusunda çok başlangıç noktasındayız. Yani bu sürecin başlarındayız. Kurumlarımızda, inme merkezlerimizde erken rehabilitasyon konusunda hizmet sunumunda çok büyük bir eksik var. Ama bunun da akut tedaviler nasıl geliştiyse gelişeceğini düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey şu. Hastalar erken dönemde geldiler, tedavilerini aldılar. 2-3 gün içerisinde, bazıları büyük çoğunluğu 24 saat içerisinde stabil hale geldiler. Hemen onları rehabilitasyon ünitemize alıyoruz ve yaptığımız şeyler hızlıca ağızdan beslenmesini sağlamak, yani yutma değerlendirmesi. Bu klinik veya enstrümantal, yani bazı aygıtlarla yapılabilir. Yutma güvenliğini sağlamak ve ağızdan beslemek. Hastayı hızlıca yataktan çıkarabilmenin yolunu bulmak. Bu da erkenden iyi bir fizyoterapi yaklaşımıyla mümkün. Onun dışında da yutma ve hareket yetisi dışında başka yetilerde bir kayıp varsa bu yetilerin neler olduğunun değerlendirmesi. Çünkü hasta yakınlarına bu konuda bilgi vermeniz ve uzun süreli rehabilitasyonun ne olacağını söylemeniz lazım. Bizim merkezimizde servise aldığımız hastayı yaklaşık bir 10 gün erken dönemde bu şekilde rehabilite edebiliyoruz. Birçok hasta, neredeyse hastaların yarısı direkt evine dönebiliyor. Ama diğer hasta grubu ise yarısı daha uzun süreli bir rehabilitasyon programı için bir takım alternatifler arayışına giriyor. Özetle akut tedaviye ilk 10 gün mutlaka bir erken rehabilitasyonu eklemlemek lazım. Peki şu var, yani Türkiye'de merkez sayısı az, İstanbul'da belki fazladır ama genelde hastaların büyük bir kısmı belli bir gün yatıp kan sulandırıcı ilaç alıp sonra da ellerinde bir reçeteyle eve gönderiliyorlar. Bunlar eve geldiklerinde ne yapsınlar? Yani sadece ilaçlarını alıp devam etsinler, yoksa
Ya ben bir felç geçirdim, acaba bir tane daha geçirir miyim, ne olur, ne biter? Yani hastaların ne yapması lazım? Yani bir kere bu hastaların hastalıkları konusunda çok iyi bilgilendirilerek yola çıkmaları lazım ve eve gönderilmeleri lazım. Çünkü kalp krizlerinde de olduğu gibi bu hastalarımızı bekleyen en önemli konu bu olayın tekrarlaması. Ve bu hastalarımız bir kez felç geçirdiklerinde artık yüksek riskli hastalardır. Yani ikinci felç yakında olan hastalardır. Dolayısıyla doğru koruyucu tedavilerin bu hastalara verilmesi ve bu hastaların da bu konuda iyice bilgilendirilmesi lazım. Tedavilerimiz kalp krizi geçiren hastalardan tam farksız. Aynı ilaçları kullanıyoruz ve aynı yöntemleri kullanıyoruz. Birinci mesele damar risk faktörleri konusunda hastaları iyice eğitmek, yaşam şekillerini olabildiğince değiştirmeye çalışmak ve bu konuda bazı ilaç müdahaleleri var. Bunları yani kolesterol, hipertansiyon gibi. Onun dışında da erken rehabilitasyon döneminde yatarlarken damarı tıkayan pıhtı nereden geldi diye soruyoruz. O da önemli nokta yani. En önemli kökeni nokta. Kökeni ortadan kaldırmanız lazım. Burada da kardiyologla çok büyük bir ortak çalışma dönemidir bu. Ortak çalışma sürecidir. Yani bir pıhtı ya beyni besleyen bir damardan kaynak almıştır ya da %30-35 durumda da kalpten kaynağını almıştır. Bir ritim bozukluğu olabilir veya kalbin yapısal hastalıkları olabilir. Mutlaka bunun ortaya konması ve ileriye dönük en uygun koruyucu ilaç tedavisinin başlanması ve hastanın da bu konuda ciddi bir farkındalığı olması lazım. Bu ilaç tedavilerinin de mutlaka sürdürülmesi gereken, hani evet, bazen görüyorsunuzdur. Bir ay kullandım yeterli. Bitti. İlaç bitti. Kutum da bitti. Hayır, bunun hayat boyu kullanılacak tedaviler olduğunu bilmeleri lazım. Bir de tabii ki felçleri, artık bir felçleri kalmışsa mutlaka rehabilitasyonun sürmesi gerektiği konusunda da bilinçlenmeleri gerekiyor. Hocam şimdi bu kalp krizinden koruma üzerine biz çok duruyoruz. Hatta önümüz 29 Eylül Dünya Kalp Günü, diyoruz ki kalp ve damar hastalıklarından korunmak, ölüm oranlarını %50'nin üzerinde azaltmak mümkün. Ki insanlar felçten korunmak için, felce yakalanmamak için neler yapmalı? Hocam felçten korunmak mümkün. Ve de çok etkin bir şekilde korunmak mümkün. Yalnız nörologlar bu erken dönem, yani felç geçirmeden korunma konusunda halkla karşılıklı muhatap değiller. Bizim için biliyorsunuz korunmada bir primer korunma var. Yani birincil korunma. Evet. Bir de ikincil korunma. Nedir bu? Birincil korunma felç geçirmeden önceki dönem. İkincil korunma da felç geçirdikten sonraki dönem. Peki felç geçirmeden önce hangi dönem var? 65-70 yaş öncesinden bahsediyoruz. Aslında ülkemizde bu 50'lere kadar, hatta bazen 45'lere kadar inebilir. O yaşın öncesi. Peki o yaşın öncesinde kimler bizim en büyük partnerimiz? Kardiyologlar. Kardiyologlar. Bir de aile hekimleri aslında. Bir de aile hekimleri. Evet. Yani aslında dahili durumlarla, problemlerle uğraşan ve kardiyovasküler, kalp damar hastalıklarıyla uğraşan tüm hekimler. Onların yaptığı bütün müdahaleler bir kere felçten hastayı uzun vadede koruyacak. Benim gözlediğim yapılanlar nelerdir? Hastanın temel olarak hipertansiyonunun tanınması ve tedavi edilmesi varsa. Diyabet, diyabetten korunmak, prediyabet veya varsa diyabeti iyi kontrol altında tutmak. Tabii ki sigarayı erken dönemde bırakmak, kilo ve sedanter yani hareketsiz yaşamın önlenmesi ve de tabii ki kolesterolün erken dönemde uygun hastada düşürülmeye çalışılması. Bunlar yapılır ve ondan sonra hastalar eğer kalp krizi geçirmişse, kalp krizi sonrası uygun tedavi önlemleri alınmışsa bir kişi ileri yaşam süresinde, döneminde 60-65'inden sonra inme geçirme riski çok düşer. Düşer. O yaşa kadar bütün bunları geçirmemişse, kendini iyi korumuşsa biz aşağı yukarı %80 oranında felç riskinin
azalabileceğini düşünüyoruz. Çok büyük bir oran hani bakıldığında. Çok büyük bir oran. Yani ömrünün de uzadığını düşünürseniz aslında yani özellikle yaşlılık döneminde 80'li yaşları çok iyi geçirmek, evet, sağlıklı geçirmek çok mümkün. Gerçekten mümkün. Peki hocam şu var, hani başarı oranı girişimlerde bayağı iyi dediniz. Bir de başarısız olan girişimler var. İşte doğru, sekel kalan, bağımlı doğru, kalan hastalar. Doğru. Bunlar genelde böyle kapı kapı dolaşıyorlar, ne yapılabilir? İşte kimi diyor ki size kök hücre yapalım, kimi şu bitkisel vesaire. Mesela bu bağlı kalanlar için bir alternatif tedavi var mıdır? Kök hücre iyi bir yöntem midir? Ne dersiniz? Şöyle, erken tedavi başarılı olmadı. Rehabilitasyon belirli bir şekillerde yürütülüyor ama hastanın ciddi bir felci var. Bu durumda yapılabilecekler konusunda kanıtlamış, kendini kanıtlamış tedaviler çok çok az. Bazı ilaç tedavileri var ama bu ilaç tedavileri içerisinde şu anda bir tek bitkisel kaynaklı bir ilaç var. Bilimsel araştırmaları aynen ilaç araştırmalarında olduğu gibi yapılmış. Bu çalışmanın, bu ilacın etkisi şu: inmeden sonra ilk 3 ay içerisinde düzenli kullanıldığında, 6. aya vardığında bu hasta, kullanmayan hastalara göre çok daha iyi bir motor performans, yani felç biraz daha iyi iyileşebiliyor. Elimizde şu anda yetkinliği kanıtlanmış bir tek ilaç tedavisi var bu tip hastalar için. Bunun dışında kök hücre konusunda çokça gündeme gelen bir tedavi ama yetkinliği halen kanıtlanmış değil. Ama çok önemli beklentiler var ve çok sayıda çalışma bu konuda sürmekte. Kök hücre tedavisinde amaç beyin hücresinin oluşturulması değil. Kök hücre tedavisindeki amaç erken veya geç dönemde verildiğinde ölmekte olan veya daha ölmemiş fonksiyonunu geriye kazanabilecek beyin hücresinin yaşam şansını yüksek tutmak. Yani bu neye benzer? İyi bir toprağın var, toprağa gübreyi attığında oradan verim, evet, alabilirsin. Kök hücre, özellikle mezenkimal kök hücre transplantasyonu bu konuda bir gelecek vaat ediyor ama daha yetkinliği tanımlanmış değil. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde. 6 ayın ötesinde çok da fayda sağlayacak bir şey yok herhalde. Bir tek rehabilitasyonun, evet, devamı. Herhangi bir ilaç tedavisi yok. Kök hücre bu konuda yetkinliğini ortaya koymuş değil. Sadece ve sadece klasik ve modern fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavi yöntemleriyle gelinebilecek en iyi düzeye gelmek lazım. Bunun için de bir amaç belirlemek lazım her hastada. Evet. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Sonuçta biz hep pıhtı üzerinde durduk ama biliyoruz ki felçlerin bazıları da kanamadan oluyor. Yani küçük bir yüzde de olsa. Bunlara yaklaşım yine aynı mıdır yoksa bunlar direkt cerrahiye mi veriliyor? Onların şansı bu pıhtıya göre daha mı düşük? Tıpta bazı konuları neden az konuşuruz? O konularda yeteri kadar etkinliğini ortaya konmuş tedavisi yoksa. Beyin kanamaları da şu anda bu grupta ama onun için de bir takım müjdeler verebiliriz aracılığınızla. Beyin kanamaları biliyorsunuz en sık görülen beyin kanamaları yüksek tansiyon sonucu, evet, ortaya çıkıyor. Biz eskiden kanama gelişen hastada tansiyonlara çok müdahil olmazdık. Aman düşürmeyin. Aman erken, düşürmeyin. Evet. Hatırlarsınız, evet, öyleydi. Derslerde de öyleydi. Hep böyleydi. Evet. Şu anda tam tersi. Beyin kanaması geçirmekte olan hasta evinde bile anlaşılır. Nasıl? Damar tıkanıklığı olan hastada sadece bir felç gelişir. Çok dramatik değildir. Felç olur. Ama beyin kanaması gelişen hastada erkenden felçle birlikte bilinç kaybı, bulantı, kusmalar ve baş ağrısı çok ön plandadır. Bu tip hastaların, ağır hastalar bunlar, bir an önce 112 aracılığıyla veya başka bir yolla hastaneye gelmesi, BT yani tomografiyle kanamanın saptanması, aynen damar, evet, tıkanıklığında olduğu gibi, ve hemen ardından tansiyonların, kan basınçlarının 12'lere kadar çekilmesi gerekiyor. Eskiye göre çok farklı bir yöntem. Evet. Çünkü biliyoruz ki
14 ile 12'lere çekebildiğimizde tansiyonu, beyin kanamalarındaki en yüksek risk ikinci kanamadır. Kanamadır. Veya kanamanın büyümesidir. Ve bu ilk 24 saatte 3 hastanın birinde kanama büyüyor. Eğer iyi bir kan basıncı kontrolü sağlayabilirsek bu oranı çok düşürebiliyoruz. Ve ilk kanamanın hacmi neyse o hacimde kalabiliyor. Dolayısıyla sonrasında bunun yarattığı sonuçlarda ölüm de dahil olmak üzere daha iyiye doğru bir sonuç elde edebiliyoruz. Birincisi tansiyonların düşürülmesi. İkincisi de biliyorsunuz ki günümüzde çok yoğun kan sulandırıcı ilaç tedavileri kullanıyoruz. Bu hastaların tanısı konduktan sonra eğer bir kan sulandırıcı tedavi alıyorlarsa mutlaka bu tedavilerin etkinliklerinin sıfırlanması gerekiyor. Şu anda beyin kanamalarında en önemli iki tedavi hedefi bu. Tansiyonu düşürmek, varsa alınan bir kan sulandırıcı ilaç tedavisi uygun yöntemlerle bu tedavilerin etkilerinin sıfırlanması gerekiyor. Evet. Bir de hocam son olarak bazı kanamalar da bu pıhtın üzerine binebiliyor. Mesela hemorajik transformasyon deniliyor. Ve bunlar da gördüğüm kadarıyla gerçekten hani kötü seyrediyor ama özellikle genç hastalar aylarca hastanelerde yatabiliyor. Mesela bunlar hani insanlar da yakınları da umut içerisinde bekliyorlar. Mesela 1-2 ay yatan bir kişinin tekrar toparlama ihtimali var mıdır? Yoksa mesela bunları ötenazi hakkı vesaire mi tanınması lazım? Nasıl bakarsınız bu olaya? Valla şöyle söyleyeyim. Bu hemorajik transformasyon meselesi aslında hem toplumda hem de tıbbi ortamda çok az bilinen bir şey. Biz şöyle diyoruz, hemorajik transformasyon varsa güzel bir şey, damar açıldı diyoruz. Hemorajik transformasyon, 100 tane hemorajik transformasyonun 6'sı 7'si, hani maksimum 10 tanesi çok ağır seyrediyor. Çünkü büyük bir kanama hacmine ulaşıyor ama büyük çoğunluğu damar açılmasından dolayı dokuya biraz kan karışması. O da hastanın gelişimini hiç etkilemiyor ama büyük bir kanama olursa enfarktüsün içine, yani tıkanıklıkla oluşan hasarın içine büyük bir kanama olursa o zaman o hastanın gerçekten toparlanma şansı çok düşük hale geliyor. Çünkü ilk başta bu hastalar daha fazla genel yoğun bakıma yatmak durumunda kalıyorlar. Daha fazla solunum aygıtına bağlanmak zorunda kalıyorlar ve daha fazla komplikasyon demek bu. Dolayısıyla 3. ay prognozları veya gelişimleri gerçekten çok zor oluyor. Bu hastalarımızın önemli bir bölümünü de kaybediyoruz maalesef. Ama yine de olsa küçük bir umut oluyor bu hastalar. Mutlaka oluyor. Yani felç durumlarında evet. Umutsuz bir bekleyiş olmamalı. Evet, hep umut içinde olmamız gerekiyor. Hocam çok güzel özetlediniz. Süremiz de sonuna geldik. Ben programı kapatmadan önce gelen konuklarımıza klasik sorduğum soruyu size de sorayım. Nörolog Profesör Doktor Yakup Kespi kendi sağlığı için neler yapar? Sağlıklı kalmak için nelere dikkat eder? Stresten uzak durmaktan başlayayım evet. Ama duramıyorum evet. Tabii ki. Ama bedensel olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Doğru beslenmeye çalışıyorum. Hareket kapasitemi, egzersiz kapasitemi her geçen gün arttırmaya çalışıyorum. Aklımda hep bu. Egzersiz yapamadığımda niye egzersiz yapamadığım ve daha fazla egzersiz yapmak gerekçesi. Gıdama dikkat etmeye çalışıyorum. Tuz ve şeker tüketimine dikkat etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz bu risk, damar risk faktörlerinden olabildiğince uzak kalmaya çalışıyorum. Şu anda riskler kontrol altında. Evet, çok güzel. Yani ben de bakıldığında bir stres yükümüz yoğun. Maalesef gelen konuklarımızın büyük bir kısmı öyle. Ama genel olarak bakıldığında güzel bir karnemiz ve güzel bir notumuz var. Biz bugünü bu güzel karneye binaen size bir takdir belgesi takdir etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir de gerçekten bu inme ve felçle birebir bağlantılı bir olay. Kolesterol yalan mı gerçek mi? Çıkardığımız evet. Bir kitap ben size takdim etmek çok, istiyorum. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Özellikle izleyenlere inme ya da felçle ilgili vereceğiniz bir mesaj var mı? Mesaj şu, inmeden korunabilirsiniz. Bunun için inme geçirmeden önce özellikle kardiyologların size söylediklerine kulağınızı iyi kabartın ve risk faktörlerinizi kontrol altında tutun.
inme geçirdikten sonra da yani felç bir kader değil, mutlaka en erken dönemde hastaneye gelin, getirilmeye çalışın. Çünkü sizin için çok etkili tedavilerimiz var. Hem ilaç hem de girişimsel. Dolayısıyla felci yenebilirsiniz demek istiyorum. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün çok önemli bir konu başlığını konuştuk. Dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi olan inme, yani felci konuştuk. Kimle konuştuk? İstinye Üniversitesi Hastanesi İnme Merkezi Direktörü Profesör Doktor Yakup Crespi ile konuştuk. Programın tekrarını YouTube kanalımızda olan Değerli Ahmet Karabut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşın diyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Sağlık Karnesi'nde tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.